Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, haberin olsun, hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhabalar. Selamlar Barış. Bugün seninle ilginç bir gelişme konuşalım istedik. Yani bunun hem Türkiye ayağı var hem de Amerika ayağı var. İşin içinde hem FETÖ var hem başka unsurlar var. Bazı siyasi partiler var, bazı oluşumlar var. Bunların yaptıkları bir konferansı konuşacağız. Onunla beraber tabii bunun perde arkasında ne var, neler düşünülüyor, neler konuşuluyor. Bir de bildiri yayınladılar. Orada öne çıkan bazı ifadeler var. Bunları bugün değerlendirelim istedik. Hakikaten ilginç bir oluşum. İçinde kim var? CHP var, HDP var, işte LGBTİ var, KHK'lılar var. Bir platformları var onların, o var. İşte Doğru. 200'e yakın siyasi parti ve kurumdan bahsediliyor. Bunlar bir araya geliyorlar ve ne diyorlar? En çok kullandıkları şey demokrasi. Demokrasi konferansı. Bir de bildiri yayınlıyorlar. Şimdi ona geleceğiz. Ama dedim ya, bir de bunun Amerika ayağı var. Şimdi hani doğrudan bir bağlantı yok falan diyecekler. Tabii ki öyle. Yani görüntü öyle. Ama şimdi çok ilginç bir şey var. Şimdi bunlar 24 Haziran'da bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Demokrasi konferansı dediğimiz oluşum. Tam da bunlar toplanmadan hemen hemen Amerika'da Türk Demokrasi Projesi. Bak, bir tarafta demokrasi konferansı, bir tarafta Türk Demokrasi Projesi. Yani Türkiye'de demokrasiye takmışlar. Değil mi? Yani bir demokrasi Doğru. diyor. Ama tabii onların demokrasiden ne anladığını biraz sonra konuşacağız. Şimdi Amerika'da Türk Demokrasi Projesi adıyla Washington merkezli, FETÖ destekli bir kuruluş var. Niye FETÖ destekli diyoruz? Bakıyorsun oluşuma, içinde FETÖ'cüler var. İşte ilginç isimler var. Mesela George Bush'un kardeşi var, işte Jeb Bush. John Bolton var. Kim olduğunu biliyoruz. Biraz da anlatırız. FETÖ'cü Firari Aykan Erdemir gibi isimler var. Başka FETÖ'cüler de var. Şimdi dönüyoruz bu tarafa tekrar, Türkiye'ye, demokrasi konferansına. CHP eski milletvekili Rıza Türmen'in öncülüğünde. İşte Ahmet Türk var, Canan Arınan, Celal Fırat var, Genco Erkal, İhsan Eli Açık, Melda Onur, Murat Onmungan, böyle gidiyor. Zülfü Livaneli, bunlar çağrıcıları bu demokrasi konferansının. Şimdi ilk soru şu, birazdan bunların neler söylediğine geleceğiz ama Cevim, nereden çıktı bu demokrasi konferansı, bu demokrasi takıntısı ve onların anladığı anlamda demokrasi aşkı? Şimdi diyecekler ki dönüp dolaşıp bütün mevzuları oraya getiriyorsun diyecekler ama şimdi Amerikan başkanlarının seçim süreçlerinde planlamalarını aktarırken, seçim süreçlerinde konuşmalarını yaparken seçtiği kelimeler bir anlamda onun gelecekteki programını görevi sırasında kazanırsa, seçimi kazanırsa görevinde sırasında yapacağı, uygulayacağı programı işaret eder. Joe Biden ne dedi? Ben dedi askeri darbeyle yapmayacağım dedi. Çünkü denediler. 15 Temmuz 2016'da başkan yardımcısı Amerika'da Joe Biden'dı. Bu işin merkezindeydiler. Askeri darbe girişiminin tutmayacağını, olmayacağını, bu ülkenin bütün milli dinamiklerinin askerin içinde olsun, devletin içinde olsun, diğer kurumlarında, güvenlik bürokrasisinde olsun, istihbaratımız, emniyetimiz, siyaset olsun, diğer sivil toplum olsun, bütün ve millet olsun olarak. Bütün milli dinamiklerin, bütün milli siyaseti savunan insanların buna karşı artık bir duruş sergilediği çok net ortaya çıkınca başaramadıklarını gördüler ve başaramayacaklarını gördüler. Ne dedi Joe Biden? Hep günlerce konuştuk, aylarca konuştuk. Ben dedi artık askeri darbe yapmayacağım dedi. Askeri darbeyi örgütlemeyeceğim dedi. Ben muhalefet üzerinden hükümeti devireceğim dedi. Biz hep neyi vurguluyoruz? Sandık ortada. Sandık orada. Sandığa yönelik manipülasyonu da reddediyoruz. O ayrı mesele. Onu da kabul etmeyiz. Bu milletin iradesi neyse bu bir. İkincisi ve bana sorarsan en az birinci söylediğim kadar önemli. Bu millete hakikaten kim iyi hizmet edecekse o seçilir. Zaten millet de ona göre teveccüh yapar, gösterir. Şimdi buna rağmen muhalefetle devireceğim dediği anda başka bir dinamiği devreye sokacağını görüyoruz. Şimdi diyecekler ki ne var yani muhalefet bu tür konularda örgütlenmesin. Şimdi muhalefet hangi muhalefetten bahsediyoruz? Şimdi Arap Baharı süreçlerinde toplumu istihbarat ağları üzerinden gelen toplumları, halkları, gelen olayları çıkartan merkezine dış etkenlerden aldıkları, girdikleri angajmanları koyan yapılara da muhalefet deniyor. Yoksa örnek veriyorum, Türkiye örneğini veriyorum. İşte Nihat Gençler bazen çok sert çıkışlar yapıyorlar falan filan ama Mehmet Ali Çelebiler de muhalefet mesela. Onlar da muhalefet ama bunlar angajmana girmiyorlar mesela. Şimdi hangi muhalefet? Şimdi burada işte devreye giren muhalefetin
ortaya çıkan, muhalefet adı altında demokrasi sloganıyla ortaya çıkan yapılanmanın angajmanlar üzerinden kurulduğunu görüyoruz. Çünkü saydın çok güzel. Benim de önümde açtım şimdi o notları. Cumhuriyet Halk Partisi var. Zaten içimizdeki yara diyoruz hep ona. Yine burada da gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Bana sorarsanız bunu da söyleyelim. Yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi logosunu ve ismini değiştirsin. Çünkü Altok ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi ismi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimizin kurucusuna, Kurtuluş Savaşımızın liderine, komutanına bağlı. O ilkeler çerçevesinde örgütlenmiş bir parti ve bugüne kadar ayakta durmasının nedenlerinden bir tanesi de o. Cumhuriyetle eşit olmasının nedenlerinden bir tanesi o. Hatta Cumhuriyet'in öncesinde kurulması bir var, evet, biliyorsun. Şimdi benzemezler koalisyonu. Emek Partisi, Halk Evleri, Halkların Demokratik Partisi, işte Kongresi, Partisi, HDP, Kent Konseyi, Kaldıraç Grubu, KESK. Şimdi ben bu yapıları tanıyorum. Nereden tanıyorum? İşte LGBT grupları var. 220 bileşen dediği muhtemelen 20-30 kişilik dernekleri de kattılar bunlar. Muhtemelen. Ondan sonra 220 tane bileşen, hepsinin 500 yani 10 bin üyesi olsa 2,5-3 milyonluk bir kitle. Cumhuriyet Halk Partisi hariç söylüyorum. HDP hariç. Bunlar parti oldukları için üyelikleri falan var. Seçmenleri var. Diğerleri partileri de. Şimdi Türk Tabipleri Birliği. Şimdi bu yapıları ben nereden tanıyorum? Ben 20 yıldır, 22 yıldır işte o öğrenci hareketlerinden dolayı şeyin içindeydik. Yani sahayı da biliriz. 1 Mayıs'lara da katıldım. Ondan sonra demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği gösterilere de katıldım. Öğrenciyken cumhuriyet temelli, Atatürkçülük temelli, talepli gösterilere de katıldık. Şimdi bu yapıların hiçbiri hiçbir zaman Atatürkçü, milliyetçi, milli anlamda yapılan toplantılarda, gösterilerde olmazdı. Ama bu yapıların hepsi nerede olaylı, işçinin eylemini provoke etmeye çalışan, işçinin taleplerinin dile getirildiği, işte 1 Mayıs toplantılarını provoke eden ne kadar olay varsa hepsi içindeydi. Birincisi, o yüzden bu yapılar garip yapılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yapıların yanında görmek üzücü. Şimdi ikincisi, dediğim gibi, şimdi sen de vurguladın, demokrasi talepli toplanıyorlar. Ve tam da Türk, işte Biden'ın o açıklaması, arkasından FETÖ'cülerin, neokonların, Amerika'da bu bölgeye yönelik korkunç planları olan, ki Irak işgali geçenlerde yani sen az çok beni tanıyorsun. Beddua eden bir adam değilimdir. Düşmanıma bile beddua etmem. Mücadele yöntemi. Ama geçen ölen işte Donald Rumsfeld. Ha Joe, evet, Bolton, ha Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld için şunu söyledim. Azabı da ateşi de bol olsun dedim. Beddua ettim. Yani neden? Milyonlarca insanın katili. Şimdi milyonlarca insanın katilleriyle Türk demokrasi projesi diye direkt Türk'ü de koyarak Türkiye'ye özel bir proje olduğunu koyuyor. Ve arkasından hemen hemen aynı tarihlerde, hemen hemen aynı zamanlama, muhtemelen çünkü hazırlıkları da aynı döneme denk gelmiştir. Ben iddia, yani çok ciddi bir iddia olacak belki ama belki de birbirleriyle koordineli olarak çalıştılar. Ve aynı tarihte neydi tam ismi, hemen tekrar hatırlatalım. Demokrasi Konferansı. Şimdi aynı tarihlerde ve söylemler de çok benziyor. Bak şunu söyleyeyim. Türkiye'ye soykırımcı da diyorlar bu metinde. Şimdi diğer boyutlarına geleceğim. İçeriğine geleceğim. Yani o bildirilerin içeriğine geleceğim. Yapıları söylemeye devam edeceğim ama bak girişlerinde, bildiride çıkan, öne çıkan vurgularda Süper Haber çok güzel bir haber yapmış bununla ilgili. Tamamını okumalarını da tavsiye ediyorum izleyicilerim. Ne diyor biliyor musun? Bak, bu topraklarda etnisite ve din ayrımcılığına dayalı acıların ve katliamların bir daha yaşanmaması için cesaretle geçmiş ile yüzleşilmeli, geleceğe dair yeni bir vizyon ve misyon belirlenmelidir. Bu cümleyi biz çok iyi tanıyoruz. Bu cümleyi Ermeni soykırımı vardır demeyip arkadan dolananların kullandığı cümledir. Şimdi sert bir reaksiyon verdik 24 Nisan'da. Toplumun reaksiyonuna göre bunu dolandırarak bir gardı düşürürlerse domino etkisi, İkincisine diyecekler ki ya burası, bakın geçmişimize yüzleşelim, Almanlar da kabul etti, bir şey olmadı falan diyerek olmayan bir suçlamayı Türk milletine yapıyorlar. Ve bunun altında Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ettiğini söyleyen ama aslında Atatürk düşmanlığını, Cumhuriyet düşmanlığını, vatan düşmanlığını bayrak haline getirmiş tipler var. Atatürkçülüklerine bakmayın onları. Sen HDP ile yan yana geldiğinde, sen o saydığım gruplarla yan yana geldiğinde zaten sen Atatürk düşmanı olursun. Kemalist, bak sana bir olay anlatacağım. Hepsi vardı. Bak hepsi vardı. Bir olay anlatacağım.
Ben öğrenci hareketine girdiğim gün. İlk defa anlatacağım bu olayı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesindeyiz. Masayı kurduk. Atatürk. Ben arkadaşları gördüm. Yanlarına gittim. Hemen iyi oldum. 19 Mayıs yürüyüşümüz vardı. Kısaca özetleyeyim hemen. Atatürk şeyleri var. Ve ben ilk defa şimdi giriyorum. Merak da ediyorum. Bakıyorum falan filan. Bir anda bir grup geldi. Hatta ben üye olur olmaz. Böyle bir şey olunca arkadaşlar da benim korkup uzaklaşmamam, gitmemem için şey dediler. Burada ne olur ne olmaz. Kavga çıkabilir. İstersen git sen dediler. Yok dedim. Çünkü niye yok dedim biliyor musun? Geldi bir tanesi. Böyle yapıyor. Kemalist diktatörlüğe, bu faşiste burada propaganda yaptık mı? Bu faşist diye şey yaptı vurdu da Atatürk'ün resminin olduğu şeye vuruyor. Dersin ki İBLA'cı mıydı? Hizbullahçı mıydı? Değil. Neydi biliyor musun? Söyleyeyim. EMEP'liydi, ÖDP'liydi, Kaldıraççıydı, HDP'liydi o zamanki ismiyle. Bunlardı. Tabii, bunlar tabii. Atatürk düşmanı. Tabii. Bunlardı. Tabii. Ceyhun ben aynısını çok yakın zamanda Kadıköy'de yaşadım. Hatta yayınlarından birinde de anlattım. Galiba sana da anlatmışım. Çok benzer bir şeydi. Aynı yapılardan olduğunu tahmin ettiğim. Çünkü konuşmalarından, işte orada anlattıklarından, ifadelerinden o anlaşılıyordu. Aynı benzer, yani çok benzer bir şeyi ben yaşadım. Dolayısıyla dediğin gibi yani şimdi demokrasi konferansı adı altında Atatürk'ün kurduğu partiyiz biz, Atatürk'ün kurduğu partiyiz biz diyen sürekli CHP'nin bu yapılarla yan yana gelmesi... Yani hani çok Atatürk'e şeyle... ihanettir. Çok da net söylemek lazım. Yani... Atatürk'e, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e ihanet ediyor. Evet, Cumhuriyet yani... Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'e, Kuvayi Milliye'ye, mevcut yönetimi diyeyim. CHP tabanına ayırıyoruz. Mevcut yönetimi Kuvayi Milliye'ye, Kurtuluş Savaşı'mıza, Kürdistan Teali Cemiyeti'yle yan yana geliyor. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'yle yan yana geliyor. O dönem Kuvayi İnzibatiyesi'yle yan yana geliyor. Evet. Hepsiyle yan yana geliyor. Şimdi... FETÖ dediğin yapı Kuvayi İnzibatiyedir. FETÖ dediğin yapı İngiliz Muhipleri Cemiyeti'dir. Evet. Şimdi bak bildirde dedik ya dikkat çeken ifadeler var. Ben birkaç tanesini ben de not aldım. Onların arasından hani bazılarını hatırlatalım. İşte mesela bir yeni bir barış sürecinden falan söz ediyorlar. İşte açılımla ilgili bir şeyleri var, ifadeleri var. İşte ondan sonra bu dış politikada diyor saldırgan tutumdan vazgeçilmeli diyor. Yani neye karşı çıkıyor? Mavi Vatan'a karşı çıkıyor aslında burada. Mavi yani, Vatan'a karşı çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarımıza karşı çıkıyor. Hepsine karşı çıkıyor. Toptan hepsine karşı çıkıyor. Diyor ki bak orada çok enteresan bir ifade de var. Yani bu lafta maalesef artık evet. Aklımıza 15 Temmuz getiriyor ama yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi hayata geçirilmedi diyor. Ya bunu tabii bizim için değerlidir. Yani bu ifade tabii. Mustafa Kemal Atatürk neden kullanmıştı tabii. O cümleyi? Şimdi sonrasında nasıl kullanıldığını biliyoruz. Burada da o cümle var. Onu söylerken de diyor ki işte kardeşim diyor sen diyor Suriye'ye gitme, Irak'a gitme, işte Libya'ya gitme. Kal diyor, otur diyor. Türkiye'nin içinde sınırlarında gelsin terör seni gene vursun. Dışarıda işte ne yaparlarsa yapsalar sen seyret diyor. Yani benim anladığım o bunların arzu ettiği. Şimdi bunu başkaları da arzu ediyor. Kimlerin arzu ettiğini de biliyoruz. Bütün savaş ve operasyonların durmasını istiyorlarmış. Savaşa ve şiddete ayrılan kamu kaynaklarının halkın ihtiyaçları için kullanılmasını istiyoruz. Yani ne diyor? Milli savunmadan vazgeç diyor. Savunma sanayinden vazgeç diyor. İHA'lardan, SİHA'lardan vazgeç diyor benim anladığım. İşte sonra ya devam teslim ediyor. Teslim ol sana paralar aksın diyor. Ya devam ediyor işte bu şekilde devam eden bir bildiri. İşte onu serbest bırakın, bunu serbest bırakın. İşte şeye kadar geliyor. İşte bu neredeyse, ya o da var aslında. O gizlenerek söylenen FETÖ'cüleri de serbest bırakına kadar geliyor tabii, değil mi? Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı diyerek aslında. Bu hep işte, böyle. OHAL, KHK. Tabii senin söylediğin gibi işte o mesela tırnak içinde soykırım, sözde soykırımla ilgili ifadenin benzeri yine arkadan dolanarak aslında FETÖ'cüleri de serbest bırakın. Şimdi gelelim asıl soruya. Ne istiyor bunlar? Ne yapmak istiyorlar? Kimlerle neyi planlıyorlar? Önümüzdeki günler bize neyi gösterecek? Bunlar bir şeylerin işareti mi? Birincisi bir şeylerin işareti. Bunlar önümüzdeki dönemde yaşanan ekonomik sorunları. Onu vurgulamak lazım. Ekonomik sorunlar yaşanıyor. Şimdi bazı troll tipler ya millet alışveriş yapıyor ama ekonomi açız diyor. Ya onları, bunlar iktidara çok büyük zararlar veriyor. Onu da arada söyleyelim. Onları bir kere def etmeden bu iktidar, açık söyleyeyim mevcut iktidar, siyasi irade bu millete kendini anlatamaz. O yapılanma, troll dedi. Karşı tarafında yok mu? Var. Muhalefet içinde var. O ayrı. Ama o işte güya iktidarı savunduğunu söyleyen yapılardan bir kere arındıracaksın. Şimdi ekonomik sorun var. Şimdi bunu fırsata çevirmeye çalışıyor bu muhalefetlerinden hep. Şimdi alttan alta şunun propagandasını yapıyor. Bak aynısı aslında. Çok güzel bir noktaya değindin sen. Hemen o cümleyi şey yapalım.
Bütün savaş ve operasyonların durmasını, savaşa ve şiddete ayrılan kamu kaynaklarının halkın ihtiyaçları için kullanılmasını istiyoruz. Ne demeye getiriyorlar? Batı'da ne diyor? Ben sana yatırım musluklarını açarım ama diyor şunları 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 yapacaksın diyor. Bak aynı cümle aslında. Doğru. Aynı talepler. Yani bunlar Batı'nın taşeronu. Bunlar sadece farklı bir şekilde kullanıyorlar. Neyi şu an öne çıkartacaklar? Ekonomideki sıkıntıları, işte gündeme gelen bazı iddialar üzerinden oluşan bazı sorunları, ki o iddialar da soruşturulmalıdır. Tekrar vurguluyorum. Yani vurguladık. Soruşturulmalıdır. Söyleyen kim? PKK'lı terörist teslim olduğunda itirafları nasıl bilgi olarak şey yapılıyorsa, söyleyen kişinin kimliği, ben 20 senedir, 40 senedir senin benim gibi adamlar hep onu savunduk zaten. 20 senedir aynı bizim için. 25 senedir organize suç örgütü lideridir ama o iddialar soruşturulmalıdır. O ayrı mesele. Şimdi sen bunları soruşturmazsan karşı psikolojik harekata zemin şey yaparsın. Çatlak oluşturursun. O yüzden şimdi bunların hazırladıkları bir şey var. Dalga hazırlamaya çalışıyorlar. Bir dalgayı harekete geçirmeye çalışıyorlar. O dalga üzerinden de toplumu belki de bir kaosa, Arap Baharı versiyonunu Türkiye'ye yerleştirmeye, getirmeye çalışacaklar. Bunun hazırlığını, sokaklar üzerinden hazırlığını görüyorsun. Çünkü bu yapıların sokak ayakları olduğunu biliyoruz. O kaldıraç denen, o MHP denen bilmem HDP'nin zaten militan tabanları var. Ve evet. Bunlar reddetmiyorlar, militan olarak tanımlıyorlar kendilerini. Bunu şey yapacaklar, hazırlayacaklar. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yüzden bu yapının içinde olmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne yurt dışı operasyonlarda bu ayakların içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bayrağın, o amblemin görünmemesi gerekiyor. O yüzden söyledim, ismi ve logoyu değiştirsinler dedim. Başka bir şey yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ararsınlar. Bunların istedikleri o. O operasyona şu an zemin hazırlıyorlar ve dediğin gibi demokrasi adı altında. Arap Baharı'nda da aynısını yaptılar çünkü. Evet. Şimdi tam senin bu söylediğin noktada bir araya girdim. Niye araya girdim? Çünkü dediğin gibi hani bu yayında da, bu programda da 2-3 kez söyledim. Hani Cumhuriyet Halk Partisi adını değiştirmeli artık. Hani bunlar Atatürk'ün partisi falan değil. Şimdi onunla ilgili bir şey var, bir durum var. Şimdi bu demokrasi konferansının çağrıcılarından biri de kim dedik? Zülfü Livaneli dedik, değil mi? Evet. Şimdi Zülfü Livaneli nasıl bilinir? İşte CHP'li, Atatürkçü, hatta bir ara işte milletvekilliği falan filan gibi şeyler söz konusu olmuştu malum hatırlarsan. Ya gittiğim konserlerine üzülüyorum, biliyor musun? Neyse. Demin yayından önce ben de onu sana söyledim. Şarkılarını evet. Severiz de işte yani bu başka evet. Bir şey. Şimdi açıklamaları var. İşte bu demokrasi konferansı çağrıcılarından bir tanesi kendisi bu kuruluşun, bu yapının içerisinde. Ecevit ve Baykal'la ilgili hakikaten ağır ifadeler kullanıyor. Mesela Ecevit için ne diyor biliyor musun? Türkçü laik kesimcilerin temsilcisiydi diyor. İşte Ecevit gibi politikaya meraklı, hırslı, Robert Kolejli genç bir siyasetçinin önündeki bütün engelleri kaldırarak CHP'nin başına getirdiler. İsmet İnönü'nün yerine Ecevit'in getirilmesi bir operasyondu, darbe gibi bir şeydi diyor. Geliyor Deniz Baykal'a, ona da diyor ki devletçidir, sağcıdır, Alevi, Kürt, sol sevmez. Parti içindeki en milliyetçi, ulusalcı isimleri, keza onun kirli işlerini yapan bir takım tipleri yönetime getirdi. Neticede o ulusalcılarla beraber CHP'yi MHP çizgisine kaydırdı diyor ve yani CHP için yani, önemli iki ismi Baykal'ı yerden yere vuruyor bir anlamda ve bize aslında Zülfü Livaneli nasıl bir işte demokrasi anlayışı olduğunu, nasıl bir Atatürkçülük anlayışı olduğunu, nasıl bir devletçilik, milliyetçilik anlayışı olduğunu da çok net söylemiş oluyor. Söylemiş oluyor. Şimdi o altı oktan bir tanesinin milliyetçilik olduğunu görmezden geliyorlar zaten. Devletçilik olduğunu görmezden geliyorlar. Yani altı oku reddediyorlar aslında. Şimdi Zülfü Livaneli'nin söylediği işte Türkçü laik dediği neden Ecevit rahmetli ne diyordu? Terörle mücadele teröristten daha çok teröre destek veren gazeteci zarar verir diyordu. Bizlerin savunduğunu savunuyordu. Milli bir perspektiften bakıyordu. Terörle mücadelede Türkiye'nin dış politikasında milli bir perspektiften bakıyordu. Sayın Baykal da öyle. Şimdi son iddialar o ayrı mesele. Özel hayatına falan da girildi. Ben o şey boyuta girmeyeceğim. CHP'nin başında başarılıdır değildir. O ayrı mesele. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı zaten bunu takdir eder ve değerlendirir. Siyaset tarihi tarih bunu değerlendirir. Ama Sayın Baykal'ın da aynı şekilde rahmetli Ecevit gibi, Sayın Ecevit gibi milli duruşunu biliyoruz. Terörle mücadelede, dış politikada. Bunları rahatsız eden zaten bu. Şimdi Baykal dese ki, ey Amerika gel bize demokrasi getir. Ecevit dese ki, ey Amerika Kıbrıs'a demokrasi getir. Tamam biz şeyden vazgeçtik, barış harekatı da yapmayacağız deseydi o dönem.
Afyon ekibini evet yasaklıyoruz deseydi, terörle mücadele yapmasaydı, Baykal yine aynı şekilde deseydi, bunlar için Baykal'da, Ecevit'te, rahmetli Ecevit'te muteber adam olurdu. Ama ne diyor bu ikisi? Dediğim gibi milli politikalara sahip çıkıyor. Siyasetteki Sayın Baykal, Sayın Ecevit, yaptıkları muhalefetin sertliğine itiraz edebilir misin? Hatırla, çok sert muhalefet yapıyorlardı. Doğru. Belli konularda, iç siyasette, ekonomide, diğer belli konularda. Ama mesele Türkiye'nin dış mücadelesine geldiğinde, ki Türkiye hiçbir zaman emperyalist bir ülke olmadı, sömürgeci bir ülke olmadı, haksız bir mücadeleye girmedi hiçbir zaman Türkiye. O haklı mücadelede her zaman devletin yanında saf tuttular. Bak, hükümetlerin değil, devletinin yanında saf tutuyorlar çünkü. Çünkü dediğimiz gibi Atatürk'ün bir ilkesi de devletçilikti. Şimdi bu adamlar Zülfü Livaneli de dahil olmak üzere ne diyor bu arada? Tam bir Sünni diyor Baykal için. Ya arkadaş, Mustafa Kemal'in bize, sen Atatürkçüyüm diyorsun da, Mustafa Kemal bize Sünni, Alevi diye ayrışmamız için mi bu cumhuriyeti kurdu? Mustafa Kemal bir kere bu ayrışımın önüne set çekmek için Türk milli kimliğini öne çıkarttı. Milli kimliğimiz Türk. Bizim esas ana çatı kimliğimiz. Bunun altında zenginliklerimiz var. Dini zenginliğimiz var, etnik zenginliğimiz var. Başka başka zenginliklerimiz var. Bu yüzden Atatürk kisvesi altında, ki aslında son dönemde bunu da attılar. Bu yapının içinde Atatürk dediğin anda seni taşlarlar. Doğru. Yani Atatürk diyemezsin bu yapının içinde. Atatürk demekten vazgeçti zaten. Bu yapı hangi yapıya benziyor biliyor musun? Hani hatırlarsın, Kumpas dönemlerinde Tabak denen bir kaçar vardı. O, Genç Siviller denen bir yapı vardı. Kumpaslarda kullanılan yapı. O yapının işte bugünkü devamıdır. Kürtçü, Ermenici, Atatürk düşmanı, Türk düşmanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı. Yapıların birleşimidir. Evet. Maalesef CHP'li isim olarak bile orada görmek insanı üzüyor yani. Peki Ceyhun, ağzına sağlık. Bakalım bu demokrasi ambalajıyla paket. Biden çok şey tehlikeli işte, onu söyleyeyim. Ya, Biden çok öyle, tehlikeli. %100 öyle. Yani başta da özetledik. Bitirirken bir kez daha kısaca özetlemiş olalım. Bir ayağı Washington'da, bir ayağı burada, bir demokrasi tantanasıdır. Tırnak içinde demokrasi. Çünkü onlar bizim anladığımızı anlamıyor demokrasiden. Başka bir tarifleri var onların. İşte az önce o bildiride gördük nasıl bir tarifleri olduğunu. Bütün milli politikalardan vazgeçilsin. Ondan sonra Türkiye içe dönsün. İşte Amerika'ya eyvallah desin. AB'ye eyvallah desin. Rum'a, Yunan'a eyvallah desin. Ondan sonra her şey güzel olacak diyorlar. Şu andaki bunların demokrasi tarifi bu. Bakalım daha neler göreceğiz, ama hakikaten dediğin gibi kritik ve önemli günlerden geçiyoruz. Dikkat etmek lazım. Bu işin bir boyutu da, sen onu güzel ifade ettin, Arap Baharı'nın Türkiye versiyonunu hayata geçirme projesi bir yandan gözüküyor. Bakalım, yine konuşuruz, yine değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.